Esselamu Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bugünkü dersimizde sizlerle beraber El-Kavaidul Arabiyyetul Müessere isimli eserimizin 6. dersini işleyeceğiz. Ve kısmet olursa bu dersimizde de müfteda ve haber konusunu bu kitabımızın diliyle, güzel üslubuyla anlamaya çalışacağız, anlamaya gayret edeceğiz. El-Dersus Sadis الجملة الاسمية المبتدا والخبر. Bugünkü dersimizde isim cümlesini, Arapçadaki isim cümlesini öğreneceğiz. Ve isim cümlesinin olmazsa olmaz elemanları olan mübteda ve haber konusunu da işlemiş olacağız. Diyalogumuz Bâi'atul Leben, yani süt satıcısı bayan. Bâi'atul Leben'i süt satıcısı bayan. Bugünkü diyalogumuzun başlığı. Kânel halifetu Ömer İbnül Hattab. Halife Hazreti Ömer yesiru dolaşıyordu fil medineti şehirde ve me'ahu hadimuhu ve onun yanında hizmetçisi de vardı. Velleylu muzlimun gece karanlıktır ve tariku yol haliyetun minen nas insanlar açısından boştur. Ve tariku haliyetun yol boştur minen nas insanlar açısından. Fesemi'a işitti savtemra etin. Hazreti Ömer bir bayanın sesini işitti. Tekulu li ibnetihe. Kızına şöyle diyen bir bayanın sesini işitti Hazreti Ömer. Kumi ya ibneti. Buraya gel ey kızım. Vada'i koy ma'en su koy. Fille beni sütün içine su koy. Vesta'iddi hazırla li bey'ihi onu satmak için. Fis sabahi sabahleyin. Ey kızım buraya gel, sütün içerisine su koy ve onu sabah satmak için hazırla dedim. Fe ecabetil bintu, kız annesine şöyle cevap verdi. İnnel halifete, muhakkak ki halife, menane, bizlere yasakladı. Min gashille beni bilme, yani sütü su ile aldatmayı bize yasakladı diyor Hazreti Ömer. Kâletul ummu anne dedi ki el halifetu gâibun. Halife burada yok. Fehel yerâne bizi görebiliyor mu? Ev veya hel yerâne ehadun veya bizi herhangi bir kimse görüyor mu? Kâletil bintu kız dedi ki la yerâne ehadun minen nâs. İnsanlardan hiç kimse bizi görmüyor. Ya umme ey anneciğim velâkinnallâhe yerâne ancak Allahu Teala bizleri görüyor dedim. Ucibe emirul müminin bi kelamil fetat. Emirul müminin yani müminlerin emiri kızın konuşmasına çok şaşırdım. Ve bu ve bi husni ahlakihe ve kızın ahlakına çok şaşırdı. Sümme kâle li hâdimih ve bi husni ahlakihe emirul müminin kızın ahlakına da çok şaşırdı. Sümme kâle li hâdimihi sonra hizmetçisine dedi ki el fetâtu tayyibetun kız çocuğu bu genç kız çok iyidir ve sevfe ezevvecuhe onu evlendireceğim li veledi oğlumla Asım oğlum Asım'la onu evlendireceğim dedi Hazreti Ömer. Münakaşatul lil fehim anlama sorularımıza şöyle bir bakalım. Mâzâ kâlet el ummu li ibnetihe anne kızına ne dedi? Hemen şöyle parçamızdan bakalım. Kumi ya ibneti ve da'i ma'en fil lebeni ve esta'iddi li bey'ihi fis sabab. Ey kızım gel sütte su koy ve onu yarınki satışa ayarla, satış için hazırla dedim. Hel vafakat el bintu ala kelami ummiha. Kız çocuğum yani genç kız annesinin sözüne yani muvafıklık gösterdi mi? Annesinin sözünü uydu mu? La. Uymadım. Mâzâ kâlet el bintu li ummihâ. Kız çocuğu annesine ne dedi? Hemen şurayı okuyalım. La yerâne ehadun minen nâsi ya ummâh velâkinnallâhe yerânem. Ya da şuradan da alabiliriz. İnnel halifete mena'ana min gâşil lebeni bilmâ. Burası daha uygun. Hazreti Ömer yani halife bizlere süte su katarak kandırmayı yasakladı diyor genç kız annesine. Evet 60. sayfamıza bakalım.
İkra yine okuma bölümümüz var. Birkaç örnek cümle parçamızdan alıntı ve bu örnek cümleler neticesinde şer açıklama bölümündeyiz. El-leylu muzlimun, gece karanlıktır. Et-tariku haliyetun, yol boştur minen nas, insanlardan. El-halifetu gaibun, halife gaiptir yani ortada yoktur. El-fetatu tayyibetun, genç kız tayyibetun iyidir, iyi ahlaklıdır, iyi huyludur. Şimdi açıklama bölümümüze geçebiliriz. Teemmel el cümle sabika, yani geçen cümleleri şöyle bir baktığın, düşündüğün zaman tecudu bulursun. Enne kulle cümletin minha, o cümlelerden her birisini mebdu etun bi isim, isimle başlar bulursun. Yani şuradaki şunlara baktığımız zaman her bir cümle isimle başlıyor diyor kitabımız. Ve hekeze, aynı şekilde fehiye cümletun ismiye, bu cümlelerin tamamı isim cümleleridir. Ve lahiz, yani şuna dikkat et ki enne hazihil cümeler ismiye, bu isim cümleleri tetekevveni oluşmaktadır. Min müptedain ve haberin, müpteda ve haberden oluşmaktadırlar. Bütün buradaki isim cümleleri müpteda ve haberden oluşmaktadırlar. Ve ennel müpteda ismun ma'rifetun, marife bir isimdir. Ye'ti evvelen, en başta gelir. Ve yebdehu bihil kelam, ve kelam kendisiyle başlar. Yani kelamın kendisiyle başladığı ve cümlenin başında gelen marife isme müpteda denir. Vel haberu, habere gelince ismun nekiratun, nekre bir isimdir. Ye'ti ba'de zalike, bundan sonra gelir. Yani müptedadan sonra gelir. Liyetimme bihil ma'na, mananın tamamlanabilmesi için. Yani haberin tanımını da şöyle yapabiliriz. Mananın kendisiyle tamamlanabilmesi için müptedadan sonra gelen nekre isme haber denir. Fefil cümletul ula, birinci cümlede el-leylu muzlimun cümlesinde el-leylu müptedeun, el-leylu müptedadır ve muzlimun haberdir. Haythu, şöyle ki yetimmu bihi ma'nel cümle, şöyle ki muzlimun kelimesiyle cümlenin manası tamamlanmıştır. Ne demiştik? Gece karanlıktır. Ve yulahizu enne ma'nel cümle, sen şuna dikkat edersin ki, şunu görürsün ki, şunu öğrenmiş olursun ki cümlenin manası la yekunu tamamen, tamam olmaz. İza kuluna, şöyle dediğimiz zaman, el-leylu dediğimiz zaman cümlenin manası tamam olmaz. Ve tuqifuna, yani bize uyuyorsun burada, bizim dediğimize geliyorsun demek istiyor kitabımız. Ve fil cümletiz, evet, burayı şöyle düzeltelim. Yani ve tevakkafne, yani bu şekilde durursak, yani sadece el-leylu deyip de tevakkafne, bu şekilde durursak sen cümlenin manasının tam olmadığını anlamış olursun diyor kitabımız. Ve fil cümleti saniye, ikinci cümlede ise et-tariku haliyetun minen nas cümlesinde et-tariku müptedadır ve haliyetun bizim haberimizdir. Haythu, şöyle ki yetummu bihi ma'nel cümle, öyle ki cümlenin kendisiyle tamam olduğu haberdir haliyetun. Ve yulahizu enne ma'naha, onun manası yani cümlenin manası la yekunu tammen iza hazefna haliyeten, yani eğer biz haliyeteni burada hasfedersek, onu oradan silersek mananın tam olmadığını sen görürsün. Ve kuluna, şöyle dersek et-tariku minen nasi ve tevakkafna, yani biz sadece et-tariku minen nasi deyip de orada durursak ve tevakkafna, orada durursak sen mananın tam olmadığını görürsün. Peki burada neden mana tam değil? Çünkü cümlemizde müpteda var ama haber yoksunluğu var. O yüzden müptedanın olduğu her cümlede mutlaka ve mutlaka, hangi türüyle olursa olsun, bir haber mutlaka bulunmak zorunda. Ve kezalike el emru bin nisbeti lil cümleteyni, bu iki cümleye nispet edilerek iş gerçekleşir. El salise ve rabia, yani üçüncü ve dördüncü cümlelerde de el halifetu müpteda gaibun haber, el fetatu müpteda tayyibetun haberdir. Biz buradaki gaibunu ve tayyibetunu alırsak cümlenin tamamlanmadığını göreceğiz.
Teammel el mübteda vel haber. Sen mübteda ile haberi iyice incelediğin zaman tecidu bulursun enne kulla enne kila minhuma. O ikisinden her birisi merfuun bir damme. Her ikisinin de damme ile merfu olduğunu görürsün. Ve ennel habera ve haber yutabiku el mübteda mübtedaya tabi olur. Fit tezkir müzekkerlikte ve te'nis müenneslikte. Yani müptedamız müzekkerse, erkekse haberimiz de erkek olmak zorunda. Müptedamız müennesse, bayansa haberimiz de müennes olmak zorunda. Peki bu ne zaman geçerli? İzâ kânel müptedevu akilen. Yani müptedamız akil bir varlıksa. Yani gayri akil eşya gibi değil, gayri akil canlı değil de akil bir canlıysa o zaman müpteda haberimiz mutlaka müptedanın erkeklik ya da dişiliğine uymak zorunda. Ve fil ifrad ve tesniye aynı şekilde haberimiz müptedamızın müfretliğine ya da tesniyeliğine de uymak zorunda. Ve fil cem'i galiben genellikle cemiliğine de uymak zorunda ve yine izâ kânel mübteda âkilen. O zaman şöyle diyebiliriz bizler. Eğer müptedamız akiller için kullanılan bir müptedaysa haber onun erkekliğine, dişiliğine, müfretliğine, tesniyeliğine ve cemiliğine 5 unsura uymak zorunda. Ama gayri akilse bizim müftedamız, gayri akilse o zaman neyine uymak zorunda? Sadece müfret ve tesniline. Tabii ki bu kitabımızın yazdığını söylüyorum. Ama genellikle zaten karşımıza çıkacak bütün müfteda haber örneklerinde siz bu 5 unsurun da uyumunu görmüş olacaksınız. Feyukalu şöyle denilir, örnek verecek şimdi bizlere. El fetatu tayyibetun. Bakın burada ikisi de müfret, ikisi de müennes. El fetatani tayyibetani, ikisi de müsenna, ikisi de müennes. El fetayatu tayyibatun, ikisi de cemi, ikisi de müennes. Emma izâ kânel mübteda cem'an li gayri âkil. Ancak bizim mübtedamız gayri akillerin cemisi olursa, o zaman fe inne haberehu yekunu müfreden müennes, o zaman onun haberi müfret müennes gelebilir. Yani bakın yine müennes gelecek. O kesinlikle tartışılmaz. Ama müftedamız gayri akil cemi olduğu için biz burada haberi müennes yani müfret tercih edebiliriz. Ne gibi? Es-seyyaratu musri'atun. Arabalar hızlıdırlar. Bakın burada müftedamız müennes ve cemi ama gayri akil çünkü arabalardan bahsediyoruz. Haberimiz sadece müfret ve müennes. El-kutubu kitaplar mufidetun faydalıdırlar. Yine el-kutubu cemi ve gayri akil. Biz ne yapacağız haberini yine müfret müennes getireceğiz. Burada bir şey dikkatimizi çekmiş olabilir. Müptedamız gayri akil cemisi olacak. Erkek cemisi olabilir, bayan cemisi olabilir fark etmez. Haberimiz mutlaka müfret müennes gelecek. İki örnekte de gözlemlediğimiz kadarıyla. Evet gelelim 61. sayfamıza. Et-tedribat alıştırmalar bölümümüze geldik. Ayn el mübteda vel habera fil cümle taliye. Gelen cümlelerdeki mübteda ve haberleri gösterin diyor kitabımız. Hemen bakalım, hemen çözümlemeye çalışalım. Et talibu müctehidun, öğrenci çalışkandır. Et talibu mübteda müctehidun haber. Et talibu müctehidun, öğrenci çalışkandır. Burada et talibu mübteda müctehidun haberimizdir. Bakın ikisi de merfu, ikisi de müfret, ikisi de müzekker. Es-sadiqu allazi, öyle bir arkadaş ki, uhibbuhu, yani kendisini sevdiğim arkadaş, kerimun, cömerttir. Burada bizim müptedamız diğer örneklere nazaran birazcık daha uzun. Es-sadiqu allazi uhibbuhu'nun tamamı müpteda, kerimun haberimizdir. El-mer'etu bayan, mes'uletun sorumludur, fi menzilihe evinde, bayan evinde sorumlu kimsedir. Burada el-mer'etu müpteda, mes'uletun haberimizdir. El-mühendisu mühendis, sa'idun mutludur, litenefuzil meşru, yani şeriatı, yani kuralları uyguladığı için, kurallara uyduğu için mühendis mutludur. Burada el-mühendisu müpteda, sa'idun haberimizdir. El-muslimu müslüman, kaviyun, güçlüdür, kuvvetlidir, bi imanihi, imanıyla güçlüdür Müslüman. El-Muslimi mübteda, kaviyun, haberimizdir. El-Nezafetu, temizlik, mufidetun, faydalıdır. Burada tabii ki hemen anladınız. El-Nezafetu, mübteda, mufidetun, haberimizdir.
El medinetu şehir haliyetun boştur. Mine sükkan yani nüfus bakımından şehir boştur. El medinetu mübteda haliyetun haberimizdir. El şi'ru şiir indel arabi Arapların nezdinde mahbubun sevilendir. Şiir sevilen bir şeydir Araplara göre. Burada yine el şi'ru mübteda mahbubun haberimizdir. El-ihtiyar el-müteaddit yani müteaddit sayılı seçimler. Burada bir takım seçimlerde bulunacağız. Da hâzihil alamete sahih. Bu alameti koyunuz emâmel haberil münasib. Yani uygun haberlere bu işareti koyacağız. Şimdi cümlemizi okuyalım ve haberlerini göz gezdirelim. Tabii ki burada haberlerin cinsiyet uyumu, sayısal değeri, o beş unsuru göz önünde bulunduracağız. Ve bize verilen müptedanın cinsiyeti ve sayısal değerine uygun haber bulmaya çalışacağız. El haymetu çadır, elleti iştaraytuhe, öyle ki satın aldığım çadır, cedidetun yenidir. Bakın bu bize lazım olan haber. Niçin? Diğer örneklerimiz cedidetani, müsenna ve cedidetun cemi örnekler. Ama bizim müptedamız el haymetu müfret bir müpteda. O yüzden ona müfret haber olan cedidetunu tercih etmeliyiz. El mudarrisune fi beledine, bizim şehrimizdeki öğretmenler, el mudarrisune fi beledine, bizim şehrimizdeki öğretmenler, naşitun çalışkandır, naşitun çalışkandır, naşitani iki kişi çalışkandır, naşitune çalışkandırlar. Evet, bizlere verilen müfteda, el mühendisune gibi cemi olduğu için, biz ona haber olarak naşitune cemisini tercih etmeliyiz. Et talibetani iki kız öğrenci, sadikatun arkadaştır, sadikatani arkadaştırlar, sadikatun bu cemisi bizim müptedamız nedir? Müsennadır. O yüzden sadikatani müsennasını tercih edeceğiz burada. Dördüncü misal, el etibbeu doktorlar fil müsteşfe hastanedeki doktorlar muhlisune ihlaslıdırlar. Evet, muhlisune İhlaslıdırlar. O yüzden burada muhlisune'yi tercih edeceğiz. Çünkü müptedamız cemi olduğu için. Eşşeceratu ağaç, kesiratul eğsan, dalları çoktur. Kesiratel eğsan, bakın burası müsenna, kesiratul eğsan, burası da cemi. Bizim eşşeceratu müptedamız müfret olduğu için biz ona kesiratul eğsan'ı tercih edeceğiz. Burada kesiratu haber, el eğsan muzafın ileyhimizdir. İttihadul Arab, yani Arapların birliği, kuvvetul lehum, onların kuvvetidir, kuvvetani kuvve lehum. Şimdi burada Arapların birliği dediği için biz buna kuvve lehumu tercih ettik. Bu cemi bir kelime ve Araplar dediğimiz için biz ona kuvve lehumu tercih edelim. El müstemiru, sömürgeci ülke, sömürgeci bir ülke, adumun düşmandır lişşabi gençlere. Aduvani e'da'u tesniye ve cemis düşmanlar. Ama burada el müstemer müfret olduğu için biz ona adumun lişya'bihi müfret olan haberi tercih etmeliyiz. Gelelim 63. sayfamıza. El fellahani iki çiftçi, şabun gençtir, şabani iki gençlerdir, şebbabun gençlerdirler. Tabii ki burada müsenna olduğu için biz buna şabani haberini tercih edeceğiz. Üçüncü alıştırmamıza gelelim. İhtar minel mecmuati B el haber el münasib li kullu mübteda fil mecmuati hemze thumme uktub el cümele sahiha. Yani hemze bölümünde bulunan müptedalara B bölümünden uygun olan haberleri seçeceğiz ve onları şu ilgili boşluklara ne yapacağız? Yazacağız. Diğer sayfamızda da muhtemelen, evet, diğer sayfamızda da yine 3 tane boşluğumuz var. Buradan oluşan müpteda haberleri eğer vaktimiz varsa aşağıdaki boşluklara mutlaka yazalım. Şimdi tek tek yapmaya çalışalım. İlk önce El Kahiratu'dan başlayalım. El Kahiratu şehir, Kahire şehri, müzdahimetun bis sükkan, yani nüfus olarak kalabalıktır. El Kahiratu müzdahimetun bis sükkan olacak burası. Diğerine bakalım. Et taamu yemek, lezizun lezzetlidir. Et-ta'amu lezizun, yemek lezzetlidir. En-nizamu, yani güvenlik, en-nizamu güvenlik, esasul amel, yani işin temelidir. Nizam, yani derli toplu olma, güvenlik olabilir, tertip olabilir. Esasul amel, işin kaynağıdır nizam, gaye nizam.
O yüzden bu el-nizam esasul ameli olacak cümlemiz. El-nevab bu temsilciler, milletvekilleri, el-nevab temsilciler, milletvekilleri meşgulüne meşguldurlar. Bi kadayennaz, insanların dertleriyle, hacetleriyle meşguldurlar. Buradaki el-nevab bu müptedasının haberi meşgulüne olacak. El-şemsu güneş, müşrikatun doğmuştur. Yine müpteda haberimiz. El-hevâhu hava latifun incedir. Fis sabah, sabahleyin hava hassastır, incedir. El-kıssatu hikaye mufidetun, faydalıdır. Ve son olarak et-tairatani, iki uçak musriatani, hızlıdırlar. Bakın burada tesniye ve burada da yine müsenna, birbirleriyle tam uyumlular. Şimdi eğer bu tarz sorular imtihanlarımızda vesaire bizlere sorulursa, haber bulmamız bizden istenirse eğer verilen müptedalara uygun, mutlaka o 5 önemli kriteri, yani müfretlik, tesniyelik ya da cemilik veya müzekker ve müenneslik uyumu mutlaka ve mutlaka müpteda haber arasında olmak zorunda. Ona dikkat ederek verilen müptedadan haberleri, verilen haberlerden müptedaları çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Evet, 64. sayfamıza şöyle bir bakalım. 4. alıştırma, ecib anelesileti taliye, gelen soruları cevaplayın. Bi cümelin ismiye min müpteda ve haber kema fil misalit tali. Örnekte olduğu gibi müpteda ve haberler kullanarak soruları cevaplayın demiş. Tabii ki bizlere sadece haberler verilmiş, bakın bizlere kullanacağımız haberler verilmiş. Biz müptedaları soru cümlelerimizin sonundaki şu marife kelimelerden seçeceğiz. Yani şöyle diyeyim mesela, مَا رَأْيُكَ فِي الدَّرْسِ, ders hakkında görüşün nedir? Sehlun, kolaydır. Yani اَدْدَرْسُ سَهْلُنْ, ders kolaydır. مَا رَأْيُكَ فِي الْغُرْفَ, oda hakkında görüşün nedir? الْغُرْفَةُ, oda nazifetun, temizdir. Buraya yazacağız. مَا رَأْيُكَ فِي الْاِمْتَحَانِ, imtihan hakkındaki görüşün nedir? الْاِمْتِحَانُ سَعْبُونَ, imtihan zordur. İmtihan zordur. مَا رَأْيُكَ فِي الْهَدِيقَ, bahçe hakkındaki ya da مَا رَأْيُكَ فِي الْاِجَازَ, ödül hakkındaki görüşün nedir? الْاِجَازَةُ مُمْتِعَةٌ, yani ödül hak edilmiştir, ödül kazanılmıştır. Bu şekilde cevaplayabiliriz. مَا رَأْيُكَ فِي الْهَدِيقَةِ, bahçe hakkındaki görüşün nedir? الْهَدِيقَةُ وَاسِعَةٌ, bahçe geniştir. مَا رَأْيُكَ فِي الْمُوَظَّفِ, görevli memur hakkındaki görüşün nedir? الْمُوَظَّفُ نَشِيطٌ, görevli çalışkandır. مَا رَأْيُكَ فِي السَّيَّارَةِ, araba hakkındaki görüşün nedir? السَّيَّارَةُ جَدِيدَةٌ, araba yenidir. مَا رَأْيُكَ فِي الطَّالِبِ, öğrenci hakkındaki görüşün nedir? الطَّالِبُ مُجْتَهِدٌ, öğrenci çalışkandır. مَا رَأْيُكَ فِي الطِّفْلَ, yani kız çocuğu hakkındaki görüşün نَدِرْ الطِّفْلَةُ جَمِيلَةٌ, kız çocuğu güzeldir olacak cümlemizin doğru sıralanmış hali müpteda ve haber olarak. Gelelim 5. alıştırmamıza. حَوِّلْ اِلَى الْمُثَنَّ وَالْجَمِيَ كَمَا فِي الْمِثَالَيْنِ التَّالِيَتَيْنِ, كَمَا فِي الْمِثَالَيْنِ التَّالِيَيْنِ, gelen iki örnekte olduğu gibi bize verilen müfret versiyonundaki müpteda ve haberleri tesniye ve cemi versiyonlarına çevireceğiz. Kolay bir alıştırma, biraz kafa karıştırabilir ama kolaydır. El-mudarrisu mehbubun, öğretmen sevilendir. El-mudarrisani mehbubani, el-mudarrisuna mehbubune, öğretmenler sevilenlerdir. İki öğretmen sevilenlerdir. El-mühendisetun neşitatun, bayan mühendis çalışkandır. El-mühendisetani neşitatani, el-mühendisatun neşitatun olacak. El-hakimu adilun, hakim adildir. El-hakimani adilani, el-hukkamu adiluna olacak. El-zevcetu muvazzefetun, yani bayan eş nedir? Muvazzefun, memurdur. El-zevcetani muvazzefetani ve el-zevcetu muvazzefatun olacak. El-halifetu mes'ulun, halife sorumludur. El-halifetani mes'uletani olacak. El-halifetu mes'uletun, el-halifetu mes'ulun, el-halifetani mes'ulani, el-halifetu mes'uluna olacak cümlemizin doğru sıralanışı. Gelelim 65. sayfaya. El-şehidu halidun, şehit halittir, yani ölümsüzdür. El-şehidani halidani, el-şuhedâ'u halidun. Tabii ki burada
cemi etme esnasında bize verilen müfret isimlerin yani cemi müzekker salim olarak mı cemi oldukları, cemi müennes salim olarak mı cemi oldukları yoksa cemi teksir olarak mı cemi oldukları önemli. Ona göre gerekli düzenlemeleri yapmak zorundayız. Es-sadiku muhlisun, arkadaş ihlaslıdır. Es-sadiqani muhlisani, es-sadiqune muhlisune olacak. El-alimu alim, muhterimun saygılıdır. El-alimani muhterimani, el-ulema'u muhterimune olacak. El-mudiretu gâibetun, bayan müdire kayıptır, yani burada yoktur. El-mudiretani gâibetani, el-mudiretu gâibetun olacak. Müsenna ve cemi versiyonlarımız. Havvil ila sigatil cemi'ye, yani örnekte olduğu gibi cemiye çevirin demiş. Örneklerimizi bu sefer sadece cemi yapacağız. Eşşari'u nazifun, cadde temizdir. Eşşevari'u, caddeler nazifetun, temizdirler. Şimdi burada bize verilen müptedaların tamamı gayri akil. O yüzden biz gayri akil cemili müptedaları müfret müennes haberlerle tamamlayabiliyorduk, az önce öğrendik. El medresetu vasiatun, okul geniştir. El medarisu vasiatun, okullar genişlerdir. El haymetu cedidetun, çadır yenidir. Bunun cemisi ne gelebilir? El hıyametu belki gelebilir. Tam bilmiyorum bu el haymenin cemisini. El hıyametu diyelim biz şimdilik. Cedidetun olacak yine haberi. Es suelu, soru sehlun, kolaydır. El esiletu, sorular sehletun, kolaylardır. El esiletu. El haberu serun, haber hoştur. Serun hoştur. El ehberu saratun, haberler hoşturlar. Eşşeceratu kebiratun, ağaç büyüktür. El eşcaru kebiratun, ağaçlar büyüklerdir. El levnu münasibun, renk uygundur. El elvanu münasibetun, renkler uygundurlar. El beytu cedidun, ev yenidir. El buyutu cedidetun, evler yenidirler. Burada mutlaka mı mutlaka haberin müfret müennes kullanımına dikkat edelim. İmtihanlarda bu tarz sorular gelebilir. Çünkü çoğu kişinin göz ardı edebileceği sorular bunlar. Genel olarak ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Gayri akil cemili müftedalara müfret müennes haber getirmeyi unutmayacağız. Es-sevbu nazifun, elbise temizdir. El-esvibetu olabilir bunun cemisi. El-esvibetu diyelim şimdilik. Bunu yine öğrenirsem sizlere aktarırım. Nazifetin olacak. El-kitabu nafiyun, kitap faydalıdır. El-kutubu nafiyatun, kitaplar faydalıdırlar olacak. Gelelim yedinci alıştırmamıza. Da hadil alamete sahih emamel cümletis sahiha. Doğru cümlenin önüne doğrudur işareti koyacağız. Burada bize bir takım cümleler verilecek. Kimisinin müptedası yanlış, kimisinin haberi yanlış. Biz doğru müptedaya doğru haber olan cümleleri bulacağız. Deneyelim. El camiatu vasiun, üniversite geniştir. Bu yanlış. Çünkü müfteda müennes, haber müzekker. El camiatu vasiatani, müpteda cemi, haber müsenna. El camiatu vasiatun, üniversiteler genişlerdir. Burada müptedamız cemi, haberimiz de cemi. 66. sayfaya bakalım. El camiatu vasiatun, işte bizim aradığımız cevap bu. Çünkü ne demiştik? Gayri akil cemilerin haberi müfret müennes gelecek. Bu doğru seçenek. Bunu işaretleyelim. Et-tabibu meşhuretun, doktor meşhurdur. Yanlış, çünkü müzekker burası, burası müennes. Et-tabibu meşhurun olabilir. İkisi de müzekker, ikisi de müfret. Et-tabibani meşhurune, burası müsenna, burası cemi. El-etibbeu, burası cemi, burası müfret olmamış. Burada da doğru seçenek burası. İkisi de müfret, ikisi de müzekker. El-karyetu ba'idun, köy uzaktır. Olamaz, çünkü burası müfret, burası da müfret ama birisi erkek, birisi bayan. El-karyetani ba'idetani, iki köy uzaktırlar, burası olabilir. Burası hem müennes hem tesniye, burası da hem müennes hem tesniye. El-kura, köyler, ba'idetani, burası cemi ama burası müsenna olmamış. El-karyetani, iki köy, ba'iden, uzaktırlar, ikisi de müsenna ama birisi müennes, birisi müzekker, yine olmamış. Buranın doğru cevabı şurası olacak. El-reisu musafirun, başkan yolcudur. Burası müfret müzekker, burası da müfret müzekker. Doğru cevap bu olabilir. Er-reisu musafiratun, burası erkek, burası bayan, kalmış olmamış.
Reisani burası müsenna müzekker, burası musafirune müzekker cemi olmuş olmamış yine. Reisetu bayan başkan, musafiratun yolcudurlar. Burası müfret, burası cemi kalmış. O yüzden doğru seçenek ilk okuduğumuz er-reisu musafirundur. El-evladu kesirune çocuklar çokturlar. Bu doğru cevabımız. Çünkü cemi ve burası da cemi. Burası cemi, burası cemi ama bayan, burası erkek. Burası müsenna erkek, burası cemi erkek. Burası müsenna erkek, burası müfret erkek olmamış. İlk seçenek burası olacak doğru cevap. En-nehrani iki nehir aridun geniştir. Burası tesniye, burası müfret kaldı. El-enharu nehirler aridun, burası müzekker, burası müfret, burası cemi kaldı. En-nehru aridatun nehir geniştir. Burası müzekker, burası müennes kaldı. En-nehru aridun nehir geniştir. Burası müfret, müzekker, burası da müfret, müzekker. Doğru cevabımız burası. El-ebevani anne baba rahimetani merhametlidirler. Burası müzekker, burası müennes kaldı. 67. sayfamıza bakalım. El-ebevani rahimane, evet bu doğru cevabımız. El-ebu rahimetun, burası müzekker, burası müennes kaldı. El-ebevu babalar rahimetun, merhametlidirler. Burası erkek, burası bayan kaldı, olmadı. Doğru seçenek el-ebevani rahimane olacak. El-fellahun naşitatun çiftçi çalışkandır. Burası müzekker, burası müennes kaldı. El fellatu bayan çiftçi naşitun. Bu sefer burası müennes, burası bayan erkek kaldı. El fellahatu bayan çiftçiler naşitatun çalışkandırlar. İşte aradığımız seçenek. El fellahatu bayan çiftçiler naşitatun çalışkandırlar. Burası cemi, burası müfret kaldı. Çünkü bu gayri akil cemisi değil. Bu akil cemisi, o yüzden cemiliği burada da sürdürmek gerekiyordu. Gelelim 8. alıştırmamıza. اعيد الجمل الآتية مستخدما ما بين القوسين مع تغير ما يلزم. Gerekli değişiklikleri yaparak, parantez içindeki kelimeleri de kullanarak cümleleri devam ettirin. Bu gerçekten devam ettirme alıştırmalarım. Kendi kendine modern Arapça kitabında çok fazla yapılan alıştırmalar. Burada nadir de olsa var bu kitapta. Güzel bir alıştırmadır. Yukarıdan aşağıya doğru ineceğiz. Verilen kelimelerden faydalanarak sayfanın sonuna kadar ineceğiz. Şimdi bir deneyelim. Es-Suhfiyyu gazeteci meşhurun meşhurdur. Bu sefer bize doktoru vermiş. Gazeteci yazıp doktoru koyacağız. Et-Tabibu doktor meşhurun meşhurdur. Çünkü yukarıdan onu aşağıya indirdik. Bu sefer Naşitetun çalışkandır vermiş. Yani haberi atacağız. Naşitetun haberini getireceğiz. Ama ona uygun olarak tabibi de mühendis yapmamız lazım. Et-Tabibetu Naşitetun oldu. Şimdi mühendise çevirelim tekrar. El-Mühendisu Naşitun. El mühendisetu musafiratun. Es suhfiyyu musafirun. Es suhfiyyu kadimetun. El fellahu kadimun. El fellahatu muhlisetun. El amilu muhlisun. Ve el amiletu muhterimetun. Bayan işçi saygılıdır. Bilmem mantığı anlayabildiniz mi? Bir kere daha yapayım sizler için. Es suhfiyyu meşhurun. Et tabibu meşhurun. El-tabibetun naşitatun, el-mühendisun naşitun, el-mühendisun musafiratun, es-suhfiyyu musafirun, es-suhfiyyetu kadimetun, el-fellahu kadimun, el-fellahatu muhlisatun, el-amilu muhlisun ve son olarak el-amiletu muhterimetun. Yani tam anlamıyla burada bize verilen habere uygun bir müfteda getireceğiz. Verilen kelimenin artık cinsiyetini mi değiştireceğiz, sayısal değerini mi? Ya da bunun tam tersini yaparak aşağıya doğru gelmiş bulunduk. Gelelim 68. sayfamıza. 9. alıştırmamız. Kevvin cümelen ismiyeten müfideten müfteda ve haber. Müfteda ve haberden oluşan faydalı isim cümleleri meydana getirin. Minel kelimat elleti beyne kavseyni kema fil misal ittali. Örnekte olduğu gibi parantez içindeki kelimelerden yardım alarak. Şimdi şöyle diyeyim sizlere. Bizlere parantez içinde birçok kelimeler verilmiş. Biz oradan müfteda ve habere uygun olan ikisini seçip müfteda ve haberimizi oluşturacağız. Mesela talibun, nurun, zekiyani, fi ve el ilmu verilmiş. Biz ne demişiz? El ilmu nurun, ilim ışıktır.
Muhammedun el-emanetu gazirun es-suku el-matar. El-mataru gazirun, yağmur çoktur diyebiliriz burada. El-mudarrisani sadak, sidkun el-devâvu naşitûne nafiun yerine. Biz burada ne diyebiliriz sayın hocalarım? El-devâvu ilaç nafiun, faydalıdır. El-mataru gazirun, el-devâvu nafiun. İhvetun ehun sadiqani el-muslimûne el-hiyanetu. El-muslimûne ihvetun, Müslümanlar kardeştirler. El-muslimûne ihvetun burada diyebiliriz. İhvetun kelimesi bayan görünür ama erkektir aslında. Onun da altını çizelim. El-muslimûne ihvetun olabilir burası. El-mühendisu el-kezibu zekiyetun zekiyane el-mühendisetu. El-mühendisetu bayan mühendis, zekiyetun zekidir olabilir burası. Şedidun el-eşşar, eşşariu el-harru müsteşfiyatu yerine ne diye? El-harru şedidun, sıcak şiddetlidir diyebiliriz. El-istikametu musli'ani, musli'atun kebirun es-seyyaratu. Es-seyyaratu araba, musri'atun hızlıdır diyebiliriz. Kethiratun sa'ihani, kethiruna kethirun es-seyyah. Es-seyyahu turistler, es-seyyahu turistler. Kethirune çokturlar. Bakın cemi müzekker, cemi müzekker. Es-seyyahu kethirune olacak. El-bedevu, el-bedeviyani sadikun sıdkun sadikani. El-bedeviyani iki bedevi, sadikani doğru sözlüdürler burası olabilir. İkisi de müzekker ve ikisi de müsenna. El-bedeviyani sadikani olacak. 10. alıştırmamız ikra el kıt'ate taliye, gelen parçaları okuyun ve bu parçaya bağlı soruları cevaplayın diyor kitabımız. Okuyalım. El Abbas İbnu Abdülmuttalib, Abdülmuttalib'in oğlu Abbas. El Abbasu Hazreti Abbas ammun nebiyye aleyhissalatu vesselam, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın amcasıdır Hazreti Abbas. Vakat imtaze, muhakkak ki ayrıldı, vakat imtaza ayrıldı, bi iddeti sıfahat, yani bazı sıfatlarıyla öne çıktı, ayrıldı Hazreti Abbas. O da nedir? Fevecuhuhu cemilun, onun yüzü güzeldir. Ve hadithuhu azbun, yani onun yaşamı azbun, acıyla, işkenceyle doludur, ızdırapla doludur yaşamı. Ve muameletuhu, onun davranışları hasenetun, iyidir. Vel Abbasu Hazreti Abbas ma'rufun, bilinir. Bil cevdi, cömertlikle. Vel keram, yine cömertlikle bilinir. Ve kana Rasulü aleyhissalatu vesselam, Peygamber Efendimiz idiler. Yuhibbuhu, onu seviyorlardı. Hubben azimen, çok büyük bir sevgiyle onu seviyorlardı. Ve indeme zahratid davetul islamiyye, İslami davet açığa çıktığı zaman, dehalel Abbasu fil islam, Hazreti Abbas Müslüman oldu, İslam'a girdi. Sirran, yani gizliden gizliye Müslüman oldu. Dune en ya'lene islamehu, yani İslam'ını, Müslümanlığını ilan etmeden gizlice Müslüman oldu. Fi bidayetil emri, işin başlarında. Yani Peygamber Efendimizin Müslümanlığının başlarında, İslam'ını açığa vurmadan, Müslüman olduğunu açığa vurmadan gizliden gizliye Müslüman oldu Hazreti Abbas. لِأَنَّ الرَّسُولَ aleyhissalatu vesselam اَمَرَهُ بِذَٰلِكِ. Çünkü Peygamberimiz ona bu şekilde emretmişti. Yani Müslümanlığını açığa vurmanın zamanı gelmediğini, gizliden gizliye Müslümanlığına devam etmesini söylemişti Peygamber Efendimiz. وَقَدْ تَزَوَّجَ الْعَبَّاسِ قَبْلَ الْاِسْلَامِ. Hazreti Abbas İslam'a girmeden önce, yani Müslüman olmadan önce evlendi. Ve zevcetuhu, onun hanımı imraetun fadiletun, faziletli bir bayan idi. Eslemet, Müslüman oldu. Ve amenet bi Muhammedin aleyhissalatu vesselam, ve Peygamber Efendimiz'e iman etti. Kable en ya'lene zevceha islamehu. Yani eşine Müslümanlığını ilan etmeden önce Müslüman oldu. Burada hanımı faziletli bir bayan idi. Ma karabetul Abbas linnebi aleyhissalatu vesselam. Yani Hazreti Abbas'ın Peygamber Efendimiz'e yakınlığı nedir? Ve huve ammur rasul, ya da ve huve ammun nebi, o Peygamber Efendimiz'in amcasıdır diyerek buraya cevap verebiliriz bu sorumuza. Şimdi diğer sorularımıza bakalım son sayfamızda. Evet, 69. sayfamızdayız. ماذا فعل العباس عندما ظهرت الدعوة الإسلامية؟
İslami davet açığa çıktığı zaman Hazreti Abbas ne yaptı? Esleme Müslüman oldu. Evet, bunu söylesek yeterlidir. Ne diyebiliriz o zaman burada? Zaharet-i davetul İslamiye dehalel Abbasu fil İslam. Hazreti Abbas İslam'a girdi ya da Eslemel Abbas indeme zaharet-i davetul İslamiye diyebilirsiniz bu sorumuza. Da hattan tehtel mübteda. Mübtedaların altına bir çizik koy ve hatteyni tehtel haber. Haberlerin altına da iki çizik koy. Fil kıtati sabika. Okuduğumuz parçadaki mübtedaların altına bir çizik, haberlerin altına iki çizik koyacağız. Hemen şimdi bir deneyelim bakalım. El Abbasu mübteda, ammun nebi haberdir. Bakalım. Fejhuhu cemilun, fejhuhu mübteda cemilun haber. Hadithuhu mübteda azbun haber. Muamelatuhu mübteda hasenetun haberdir. El Abbasu mübteda ma'rufun haber. Onun haricinde bakalım. Şöyle bir bakalım. Zevcetuhu imraetun fadilatun. Zevcetuhu mübteda imraetun burada haberdir. Evet, şu an için bu kadar tespit edebildim. Belki daha fazla vardır ama aceleyle bakınca ancak bu kadar tespit edebildim. Eğer daha fazlaysa lütfen siz de onları iyice bulalım. Sonuna kadar gidelim sayın hocalar. İdbit el mübteda vel haber fil kıtati sabika. Yani geçen parçadaki mübteda ve haberleri defterimize yazmamızı kitap bizden rica ediyor. Onu kırmayalım. Gerekli ödevlerimizi defterimize zamanında yazalım. El hulasa, sonuç olarak, netice olarak. Tetekevvenu el cümletul ismiye. İsim cümlesi oluşur. Min mübteda ve haber. Mübteda ve haberden oluşur. El mübteda, mübteda dediğimiz şey ismun marifetun yakavu fi evveli cümle. Cümlenin başında bulunan marife isimdir mübteda. El haberu ismun nekire yetimmu bihi ma'nel cümle. Haber ise cümlenin manasının tamamlandığı nekre isimdir. Mübteda cümlenin başında gelen marife isimdir. Haber ise mübtedadan sonra gelip cümlenin anlamını tamamlayan nekre isimdir Arapçada. El mübteda ve haber, mübteda ve haber merfuani, ikisi de merfudur, ikisi de dammelidir. Ve alametu ref'il ismil müfret et damme ve tabii ki müfret bir ismin merfuluk alameti dammedir. Bu yan bilgi olarak bunu kitabımız bize şu an burada veriyor. Yettefiku el mübteda ve haber fi tezkir. Mübteda ve haber birbirine uyarlar. Müzekkerlikte ve müenneslikte, müfretlikte, tesniyelikte ve cemilikte uyarlar. Ama ne zaman? اِذَا كَانَ الْمُبْتَدَى اَقِلًا. Eğer mübtedamız akil bir mübtedaysa, müfret, tesniye, cemi hiç fark etmez, müzekker, müennes hiç fark etmez. Onun haberi mutlaka onun aynısı, onun kopyası olmak zorunda. Ne gibi? اَتْتَالِبُ مُجْتَهِدُونَ اَتْتَالِبَانِ مُجْتَهِدَانِ اَتْتُلَّابُ مُجْتَهِدُونَ gibi. Bakın burada müfret, müzekker, müfret, müzekker. Müsenna, müzekker, müsenna, müzekker. Cem, müzekker, cem, müzekker. اِذَا كَانَ الْمُبْتَدَى جَمْعًا لِغَيْرَ اَخِلْ. Eğer mübtedamız gayrı akil cemisi olursa, o zaman يَكُونُ الْخَبَرُ مُفْرَدًا مُؤَنَّسًا. O zaman haberimiz müfret müennes olarak gelmek zorunda. Ne gibi? الْاَشْشَارُ كَسِيرَةٌ. Ağaçlar çoklardır. الْشَوَارِعُ نَزِيفَةٌ. Caddeler temizdir. Burada الْاَشْشَار cemidir, gayrı akil cemi teksiridir. O yüzden haber müfret müennes geldi. Eşşeveri o caddeler yine cemidir ve gayri akil cemisidir. O yüzden onun da haberi olan nazifetun ne geldi? Müfret müennes geldi. Kurallarımız gereği sayın hocalarım. Evet, 6. dersimizin kaydını da böylelikle tamamlamış bulunduk. İnşallah müsait olduğum zaman bir iki kayıt daha yapar gönderebilirim. Onun haricinde yine ne yapacağız? Pazartesi günü kaldığımız yerden derslerimize Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Cümleten hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere.